Pedro Antonio de Alarcon Buzka Beyatas'ın Kabakları Seslendiren Akın Altan Yaşlı Buzka Beyatas, Rota'da bahçıvandı. Rotayı bilmiyor musunuz? Eh o halde ben söyleyeyim. Burası, Kadis Körfezi'nin çevresinde geniş bir yarım daire meydana getiren şirin ve güzel kasabaların en küçüğüdür. Yaşlı bahçıvanın sırtı artık bir parça kamburlaşmıştı. Çünkü altmışına merdiven dayıyordu. Kırk yıldan beri bahçesini ekip biçmekteydi. Bu yıl irilikleriyle insanı şaşırtan bir alay bal yetiştirmişti. Bunlar herhangi bir köprü koruluğunu süsleyen taş küreler kadar iriydiler. Artık içten de dıştan da olgun portakal rengini almaya başlamışlardı. Bundan da şu anlaşılıyordu ki, Haziran ortasındaydık. Yaşlı Buska Beyatas, onları sevecenlikle seyrederken üzüntülü bir edayla ''Yazık'' diyordu. ''Artık ayrılacağız.'' Ama bir akşam onları gözden çıkarmaya karar verdi. Kendisine birçok alın terine mal olan sevdiği bu kabak cinsinin en güzellerini birer birer işaretledi ve şu korkunç kararı verdi. Yarın sabah bunların kırkını da koparıp Kadis panayırına götüreceğim. Yiyenler tadına doyamayacak Hepsini satarsam en az 30 lira kazanacağım. Ertesi sabah bahçeye gelip de kırk kabağının yerinde yerler estiğini görünce nedenle öfkelendiğini ve nedenle üzüldüğünü tanımlamanın gereği yok. Bahçenin içinde Shylock gibi şaşkın şaşkın dolaşıyor ve durmadan hep şu sözü yeniliyordu. Shylock, Shakespeare'in kahramanlarından katı yürekli tefeci. Ah, seni bir elime geçireyim. Hele seni bir elime geçireyim.'' sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Sonra yine kötü kötü düşünmeye başladı ve sevgili yavrularının artık rotada olamayacakları kanısına vardı. Burada tehlike büyüktü çünkü onları görüp tanıyabilirdi. Ayrıca kasabada fiyatlar da pek düşüktü. Kendi kendine şöyle düşündü. Bayağı herif, alçak, namussuz. Onları kesinlikle Kadiz'e götürmüştür. Sefil haydut, Dün akşam saat dokuzda ya da onda koparmış. Gece yarısı da yük vapuruyla göndermiş olacak. Eğer bu sabah ilk vapurla oraya gidip de dolandırıcıyı yakalayamaz ve emeğimin ürünü tombul yavrularıma yeniden kavuşamazsam bana da adam demesinler. Böyle söyleniyordu ama mahvolmuş kabak tahlarını sanki gözleriyle okşamak, kaç tanesinin eksik olduğunu saymak ya da açmaya karar verdiği bir dava için bir iki ipucu aramak istiyormuş gibi olay yerinde belki 20 dakika daha kaldı. Saat 8'de Kadiz vapuruna bindi. Yaşlı Buska Beatas, Kadiz panayırında bir sebze sergisinin önünde durup, kendisiyle gelen canı sıkılmış polise, ''İşte benim kabaklarım bunlar, adamı yakalayın.'' dediği sırada saat aşağı yukarı 11'i bulmuştu. Bunu söylerken parmağıyla da satıcıyı gösteriyordu. Satıcı şaşkın ve öfkeli bağırdı. Benimi yakalayacakmış? Bunlar benim kabaklarım be. Onları tıkır tıkır para sayıp aldım. Yaşlı Buska Beyatas, bunu yargıca anlatırsınız, dedi. Hadi oradan koca bunak. Ya sen, sen nesin koca dolandırıcı? Polis araya girerek, durun bakalım, dedi. Kendinize gelin, ne biçim sözler bunlar? Daha kibar konuşamaz mısınız? Efendiler böyle mi yapar? Ve iki kavgacıyı hafifçe göğüslerinden iterek ayırdı. Bu sırada birkaç kişi toplanmıştı. Derken, Panayır'ın polis amiri olan belediye üyesi, daha doğrusunu söylemek gerekirse, Panayır yargıcı göründü. Polis, davayı veli nimetlerine devretti. Ve Sayın Beyefendi, olay hakkında bilgi aldıktan sonra, çalımlı bir edayla satıcıya sordu. Bu kabakları kimden satın aldınız? Rotalı yaşlı fulano'dan, Buska Tamam diye bağırdı. ''Kesinlikle odur. Bu işi ancak o yapar. Kısır bahçesi kendisine bir şey vermeyince o da komşularını soymaya bakıyor.'' Sorgu yargıçlığı yapan belediye üyesi yaşlı bahçıvana dönerek ''Peki'' dedi. ''Bu gece kırk kabağınızın çalınmış olduğunu kabul edelim. Ama başka kabakların değildi. İlle buradaki kabakların sizin olduğunu nasıl tanıtlayabilirsiniz?'' Yaşlı buz kabeya ''Çok basit.'' diye cevap verdi. Çünkü siz saygıdeğer beyefendiler nasıl kendi kız çocuklarını tanırlarsa ben de kabaklarımı öylece tanırım. Şuraya bakınız. Bunun adı Tombalak. Bu Şişko. Bu Fıçıcık. Bu Alacalı. Ve şuradaki de Manuella. Çünkü benim küçük kıza o denli benziyor ki. Derken yaşlı adam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Panayir yargıcı şu karşılıkta bulundu. Hepsi güzel, hepsi iyi. Ama kanun sizin kabaklarınızı tanımanızı yeter görmez. Buna mahkemeyi inandırmanız ve inandırıcı kanıtlarla kabakları tanıtmanız gerekmektedir. Baylar, bunda gülünecek bir şey yok. Ben hukukçuyum. Yaşlı Buska Beyatas, çevrede duranların şaşkınlığı içinde, buradan bir adım bile ayrılmadan, bütün dünyaya bunu hemen kanıtlayacağımı göreceksiniz, dedi. Bunu söylerken parmağıyla yerde duran kapalı bir paketi gösteriyordu. Yere çöktü, bağdaş kurup oturdu ve sepetinin sicimlerini çözmeye başladı. Bu sırada oraya yeni bir meraklı geldi. Satıcı bunu görünce bağırdı. ''Ne iyi ettiniz de geldiniz, Plano. Bu adam, sizin bana bu gece sattığınız kabakların kendisine ait olduğunu söylüyor. Sözde bunlar ondan çalınmış.'' Yeni gelenin yüzü kireç gibi bembeyaz oldu ve hemen oradan sıvışmak istedi. Ama çevrede duranlar kaçmasına engel oldular. Belediye üyesi de ona kalmasını emretti. Yaşlı Buzka Bey sanık mevkiinde bulunan hilebazın karşısına geçmiş, parmağını sallayarak ''Artık yalancılığını göreceksin.'' diyordu. Ama yaşlı o yeniden soğukkanlılığını elde etmiş, şöyle bağırıyordu. ''Kim yalancı şimdi anlaşılacak?'' ''Bu yıl Kadis panayırına getirdiğim bütün kabaklar gibi bunlar da benimdir. Onları kendi bahçemde yetiştirdim ve hiç kimse bunun aksini ispat edemez. İftiradan deliye tıktıracağım seni.'' Bu arada sepetini çözen ve içinden bir şeyler çıkaran yaşlı Buzka Beyatas, ''Bunu şimdi görürüz.'' diye yineledi. Yere henüz yeni koparılmış ve öz suyu damlayan bir alay kabak sapı yaydı. Hep bağdaş kurmuş olarak oturuyor, Zaferi kazanacağından güvenli, alaylı alaylı gülüyordu. Belediye üyesine ve çevresine toplanan meraklılara küçük bir hitabede bulunarak, ''Baylar!'' dedi. ''Hiç vergi ödediniz mi? Ve vergi tahsildarının elindeki yeşil defteri biliyor musunuz? O, bundan yapraklar koparır. Öyle ki, kağıdın ufak bir parçası defterde kalır. Bununla da daha sonra eldeki yaprağın sahte ya da gerçek olduğunu ispat edebilir. Belediye üyesi ağırbaşlı bir edayla uyarmada bulundu. Sizin söylemek istediğiniz şeyin adına alındı derler. İşte ben de bahçemin alındı defterini. Daha doğrusu benden çalınmadan önce kabaklarımın bağlı bulunduğu sapları yanımda getirdim. Hepiniz hele bir şuraya bakın. Bu sap bu kabağındır. Bu da şunun. Evet, hele bir şuraya bakın. Bu buna, bu ince de şuraya uyacaktır. İşte tamam. Ve şu şuraya, bu da buraya. O böyle derken, kabağın koparılmasıyla meydana gelen çukura sapları sırasıyla takıyordu. Çevrede duranlar, gerçekten her sapın kabaktaki eğri büyülü oyuya tıp atıp uyduğunu şaşkınlıkla gördüler. Seyirciler, polisler, hatta ağırbaşlı belediye üyesi el ele verip, yaşlı Buska Beyatas'a bu özgün kanıtlamada yardım etmeye çalışıyorlardı. Eğer birisi sapa uyan kabağı bulursa bir çocuk sevinciyle bağırıyordu. Evet, evet, doğru, hiç kuşku yok. Bu buraya, şu şuraya. Büyüklerin neşeli gevezeliklerine çocukların bağırışmaları, kadınların heyecanlı kahkahaları ve yaşlı bahçıvanın kazandığı zaferin sevinç gözyaşları karıştı. Bu arada da hırsızı hemen deliye tıkmak için Sanki kendilerini birisi çimdikliyormuş gibi polislerin savurdukları gözdağları işitiliyordu. Polislerin biraz sonra Muratların erdiklerini söylemeye gerek yok. Yaşlı plano satıcıdan kopardığı 30 lirayı hemen kendisine geri vermek zorunda olduğunu anladı. Satıcı da bu paraları yaşlı buzkabey atasın ayakları dibine savurdu. O da alıp çok kıvançlı ve mutlu rotanın yolunu tuttu. Yolda paraları şıkırdatarak kendi kendine mırıldanıyordu. Panayır'da öyle dururlarken ne de güzel görünüyorlardı. Başka türlü yapamam. Hemencecik gidip Manuella'yı satın alacağım. Bu akşam onu bir güzel yiyip bitireceğim ve çekirdeklerini de tertemiz saklayacağım. Gelecek yıl için. Son